İyi akşamlar Alkim Günlük Grafik. Bir arkadaşımız istemiş sağolsun övgüyle de bahsetmiş. Şimdi Alkim'i geçen hafta 26'sında ben videosunu çekmişim. 25. E, orada bir rikşamen benzeri bir yapı var. Her zaman tutarlı olmasa da satış, e, o videoda da söyledim yani rikşamenler sonrası bir miktar güç kaybedebiliyor senetler. Satış gelmiş. E, Hafif tatta 8 altına gelmiş. E, 20'ye sarkmalar yakınlaşmış gün içiyle beraber. O günden beri de tekrar e, 19 direncine bu haftayı bitirmiş. Yani Alkim'de geçen hafta söylediğim 19 direnci yerini koruyor bu bir. E, ama akım devam ediyor. Hala yukarı yönlü e, bir trend çizmeye devam ediyor. Bu olumlu tarafı Alkim'in. Önümüzdeki hafta itibariyle tabi bu 19 seviyesini izlemeye devam ederiz. Yani bu kısım biraz karın ağrısı oldu. Bir haftadır pek geçilemedi. Eğer geçirse arkasından 20 olarak alabilirsiniz. Bakın burada çok yine volatil bir dönemi var. Orada 20 direncine, ara dirençler olabilir 1980 civarları. Ben biraz da düzelteyim onu. 20 çünkü bakın davranışsal da bir alan. İlle de böyle NTP'ye koymuyorum. Yakınsa eğer şimdi şuradaki tepelere kaçmış 20-30. Ben burada 20'yi alırım genellikle. Yani orada başka bir alana giriyor davranışsal bir alana giriyor. İş çok yakın olduğu için 20'ye alıyorum. Direncini izleriz. Yukarıda da bakın burada şöyle biraz görülmesi açısından kaydırayım. Şu gördüğünüz Cımbız Tepesi. Cımbız Tepesi dönüş alanları da satıcının kuvvetli olduğu alanları da ak akım sonlarında. Bu kısımda 21.61. Yani 20 yakıldıktan sonra muhtemelen belki piyasanın odaklanabileceği en kolay alan orası olduğu için direnç olarak da bu kısmı takip ederiz kimde? Yani dediğim gibi olumlu hareket devam ediyor. 18 lira aşağıda destek olarak bakılacak bir alan. Yani orada hızlı hareket arıyorsanız 18 desteğe önemli. Eğer bir gevşeme olursa yani öyle bir ihtimal ya da bir strateji oluşturmak isterseniz, yani kimileri çok sabırlı taşır. Yani Gevşesinler önemli değil falan filan diye düşünüyorsanız 17-20 civarına alın alabilirsiniz en altta da. Yani 17 20 kırılırsa artık çok e, sevimli bir alana girmiyor alkim teknik olarak. Dolayısıyla desteklerimizde bunlar çok hacimlenmedi. Bir miktar hacimlendi geçen hafta da söyledim. Bir miktar hacimlendi. Yani gene iyidir tabii. Yani hiç şey yapmamasından, e, hacimlenmemesinden ama öyle artarak bir hacimle gidemiyor şu kısımda. Gördüğüm kadarıyla bir tered... yani ben bunu böyle yorumluyorum. İsten istediği gibi yorumlayabilir arkadaşlar. Tamamen subjektiftir bu söylediğim. Yani burada biraz e, piyasa ölçüyor, tartıyor gibi bir hava olmuş. Yani bir alıcılar durmuş. Şöyle bir bakalım hani dirençte. Bazen o hissiyat traderlarda olur. Hani o direnç geçilecek mi diye bakarsınız. girecekse bile bir direnç geçildikten sonra girmeyi tercih edenler de olabilir. Belki de bu yüzden bilemiyorum. Ama bir miktar e, bu hafta gözlemci pozisyonunda kaldığını söyleyebilirim. Yani tamamen dediğim gibi subjektif yorumumdur. E, alkimde. Hacimler çünkü bir miktar yavaş. 67 RSI pozitif. E, Makti pozitif. Tekrar güç kazanmaya başlamış yani akım. E, 3 günlük bu hareket sonrasında. Yani negatif bir şey söyleyemem. Halkim için <laughs> güzel bir hareket var. E, burada dirençleri geçilmesi önemli. E, bir direnç geçildikçe, geçildikçe yeni bir de, bir üstteki dirence bakarız. Hepsi geçiliyorsa zaten piyasa iştahlı ve net alıcı bir e, konumdadır diye düşünürüz. Herkese iyi akşamlar.